Kur'an'ın böyle farklı farklı makamlarda okunma usulleri, bunların anlamları nelerdir? Ezanın anlamı nedir? Bunların yanı sıra işte hocamızın makamlarla ve ezanla olan hikayesi nedir? Bunu dinleyeceğiz. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Ben Dursun Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Üsküdar'da Çinili Camii diye bir cami var. 1640 yılında Kösem Sultan yaptırıyor. Kasım Ağa diye bir mimara. Kasım Ağa, Mimar Sinan'ın en iyi kalfalarından bir tanesi. Bir külli olarak yapılmış. 10 seneden beri bu camideyim. Kısaca hayat hikayemi paylaşmak isterim. Çünkü bir insan mesleğini severek yapması gerekiyor. Severek yaptığınız hangi iş olursa olsun o işte mutlaka başarılı oluyorsunuz. Ama yeter ki sevmeniz lazım. Ben 1980 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdum. İlkokulu köyümde okudum. İlkokul son sınıfta, yani 5. sınıfta köyümüze bir imam geldi. Sesi çok güzeldi. Özellikle akşam ezanını Segah makamında çok güzel okurdu. Ben okuldan eve dönerken yürüme gidiyorduk. Biz 3 kilometre okuldan evimizin mesafesi vardı. O hoca ezana başlayınca ben oturup dinlerdim. Çok hoşuma giderdi Segah makamı. Tabii o zamanlar televizyonlar çok yaygın değildi. Dedem Almanya'da çalışmıştı. Orada bir televizyon getirmişti. Bir de radyosu vardı. Radyoda TRT radyo çalardı. Orada Türk sanat müziği ve türküler okunurdu. Ben de ister istemez onu dinlerdim. Dinlediğim şarkıları, türküleri taklit etmeye, yani okumaya çalışırdım, gayret ederdim. Velhasıl bir gün dedeme dedim ki, babam çünkü hep inşaatlarda çalışıyor. Biz dedem baktı bizi, dedem, nenem. Biz nene deriz. Babaanneye nene deriz. Dede dedim, ben dedim bu hoca gibi ezan okumak istiyorum. Tabii dedem ağladı, duygulandı. Tamam oğlum dedi, ben seni okutacağım dedi. Elimden ne geliyorsa yapacağım dedi. Sonra bana bir takım elbise kestirdi. Saffet Terzi diye birisi vardı Britanya'da. Ondan sonra İmam Hatip'e sınavla alınıyordu o zamanlar. 90-91'li yıllar. Sınava girdik. Köyden 2-3 kişi girmiştik. Sınavı kazandım tabii. İmam Hatip'e başladık. Trabzon İmam Hatip Lisesi. Yurtta kalıyorum. İlim Yayma'nın yurdu var. Tabii okulda şeyler var. Böyle korolar var. Müzik koroları, ilahi koroları, işte Kur'an okuma, ezan okuma koroları falan. Hepsine gitmeye çalışıyorum. Çünkü çok seviyorum. Aklımda da şey var. Ta o zaman, ortaokul zamanımda Üsküdar Musiki Cemiyeti. Eski adıyla Darül Feyzi Musiki Cemiyeti diye geçiyor. Hep aklımda o var. Bir de tambur sesini çok beğeniyorum. Tambur diye bir saz var. Ama onu çalan tambur ama ben onun tambur olduğunu bilmiyorum. Saz diye biliyorum. Normal bağlama diye. Bunlar tabii hep İstanbul'a geldikten sonra öğrendik bunları. Ondan sonra arkadaşlar dedem beni İmam Hatip'e yazdırdı. Korolarda görev aldım. 97 yılında İmam Hatip'ler arası Kur'an-ı Kerim yarışmasında Türkiye ikincisi oldum. Yine lise yıllarımda, lisenin son sınıfında, biz 4 yıl okuduk bu arada liseyi. Lise son sınıfta ezan okuma yarışmasında da Türkiye birinciliği nasip oldu. Ama dediğim gibi yani böyle hep severek yaptığım bir işti. Camilere giderdim, imamlardan, müezzinlerden rica ederdim, yalvarırdım hatta. Yani ne olursunuz mikrofonu bana verin, ezanı ben okumak istiyorum. Hep böyleydim yani. Ondan sonra İmam Hatip bitti. İmam Hatip'teyken hiç imam olacağız demiyorduk. Böyle bir
handikap var. İmam Hatip'te okuyanların hiçbirisi biz imam olacağız demiyorlar. Çünkü cenaze yıkamak falan filan bunlar zor işler. Ben kamu yönetimini kazandım İstanbul Üniversitesi. Buraya geldim. 4 yıl okudum. Ondan sonra bir özel sektörde çalışmaya başladım. Ama içimde hep yine böyle ezan okumak var. Cuma günleri camiye gidiyorum, yine mikrofon almaya çalışıyorum, işte rica ediyorum falan filan. Bir gün Sakarya'dayım, Sakarya'da çalışıyordum. Cuma namazında il müftüsü geldi ve beni çok beğendi. Dedi ki oğlum sen ne iş yapıyorsun? Dedim ben özel bir şirkette çalışıyorum hocam. Dedi ki sende güzel bir ses var, bu sesi dedi değerlendirelim, seni Diyanet'e alalım. Hocam nasıl olacak? Ben ilahiyat mezunu değilim. Dedi sen İmam Hatip Lisesi mezunumsun. Evet, hafızlık var. Evet, tamam, daha ne olsun? Bu ilahiyat son şey yani. Eğer yükselmek istiyorsan ilahiyatı bitirmen gerekiyor. Velhasıl tamam olur dedik ve başladık. Yani Diyanet'e ben ilk defa orada atandım. Ondan sonra kadroyla Ağrı'ya atandım. Tabii bu arada internet yok. Böyle CD'lerden işte eski bantlar vardı böyle. Bantlardan sürekli şeyi dinliyordum. Ezanlar, Kur'anlar, kasideler, mevlidler, makamlar. Kulağımı doldurmaya çalışıyorum. Bir eğitim alma durumumuz yok. En azından dinleyerek bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben Ağrı'da 3 yıl imamlık yaptım. Ondan sonra Bilecik'e atandım. Bilecik'ten de 2009 yılında Diyanet'in açtığı bir yarışmada Türkiye birincisi oldu. Yani Türkiye'yi düşünün işte Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Hatay vesaire, Adana. Bunların hepsinin katıldığı bir, oradaki müezzinlerin, imamların katıldığı bir ezan yarışmasını düşün. Yani aşağı yukarı 200 bin personel var Diyanet'te. Tabii hep il birincileri var. Mesela İstanbul birincisi, Adana birincisi, Kars, Kayseri vesaire. Bunların arasından Türkiye birincisi olduk. Yani ne oluyoruz dedik ya şimdi. Büyük iller var değil mi? İstanbul var. Ben Bilecik'teyim o zaman. Bilecik 50 bin nüfuslu bir yer. Yani Kayseri var, Adana var, Samsun var, İzmir var. Büyük iller varken neden Bilecik'i birinci yaptılar? Dediler ki senin sesinin tınısı tatlı, farklı. O yüzden sen birinci oldun. Sen Bilecik'te durma, işte büyük illere git. Kendini geliştir. Çünkü Bilecik'te öyle bir imkanımız yok. Tabii ben 2010 yılında arkadaşlar, 2009'da birinci oldum. 2010 yılında İstanbul'a sınavlara geldim. Ve Etiler Camii boştu. Bir de Üsküdar Çinili Camii boştu. Ben ikisini de kazandım. Dediler ki iki tarafı kazandın, birisini tercih etmen lazım. Üsküdar muhafazakar bir yer olduğu için iyi ki de orayı seçtim diyorum. Ve Üsküdar'ı seçtim. Üsküdar'ı seçmemin sebeplerinden bir tanesi hem muhafazakar hem de musiki cemiyeti orada. Bakın ta ilkokul son sınıflarda aşağı yukarı 87'ler, 88'lerden bahsediyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş olmanın sevinciyle Üsküdar'a başladım. Üsküdar'a başladım. İkinci gün hemen şeye gittim. Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne gittim. Amir Ateş orada biliyorsunuz. Amir Ateş bir kızıl koncaya benzer dudağın. Onu bir ilahi olarak beslemiş. Biz şarkı olarak biliyoruz ama onu peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir metiye olarak aslında yazmış, kendisine söylediği olarak. Onunla tanıştık ve 3 yıl bir konservatuar eğitimi gibi arkadaşlar, orayı bitirdik. Orada işte makamlar, ezanlar, mevlid, Kur'an, sala, yani cami musikisinde ne varsa hepsini biz Amir Ateş hocamızdan meşk ettik. Meşk demek yani eğitim almak demek. Eski literatürde meşk etmek, yani şarkı okumak, türkü okumak, ilahi okumak, ezan okumak, sala okumak. Tabii İstanbul benim için dünyaya açılan bir kapıydı arkadaşlar. Buraya geldikten sonra, eğitim aldıktan sonra biz çeşitli korolarda, üniversitenin
kurmuş olduğu bazı korolarda hem Türkiye'de hem de dünyada çeşitli yerlerde konserlere katıldık. Çoğu ülkeye böylece konser vermeye gittik. Gittiğimiz yerlerde sala okuduk, ezan okuduk, Kur'an okuduk, mevlid okuduk. Okumaya devam ediyoruz. Kandil gecelerinde de arkadaşlar, bu son kandilde 27 Şubat idi. Adana Sakıp Sabancı Camii'nde idik. TRT 1'de naklen yayınlandı.